Bir iddiaya göre, yani bu soru soranın sorduğu sorunun mantığına göre, biz hırsızlık etmekle, turancılık yapmakla, Türkçü olmakla, dünyanın mevcut gerçeklerine, konjonktüre göre, dünyanın bu haline göre hırsızlık etmekle bir hata içinde bulunuyoruz. Nedir bu hata? Dünyanın mevcut gerçekleri hırsızlığa uygun değil. Bir devletin, bir yerin, bir kıtanın, bir coğrafyanın, bir toplumun hırsızlığına bu dünya, bu şartlarla müsaade etmez, izin vermezler. Dolayısıyla biz yanlış, hayali, paraz bir şey yapıyoruz onlara göre. Bu sayede de kendimizi boşuna yormuş oluyoruz. Emeğimizi, zamanımızı, ömrümüzü falan kaynaklarımızı boşuna harcamış oluyoruz. Mantık kurguları bu şekilde. Yani dünyanın genel diğer kitlesi, diğer milletler, milliyetsiz olan diğer devletler, nerede bir güç varsa onlar, bizim ırkçılık yapmamıza müsaade etmezmiş. Velev ki devletimiz ırkçı olsun, ırkçılığı, Türkçülüğü bir fikir, bir prensip olarak benimsesin. Rejim olarak kabul etsin. Dünya buna müsaade etmemiş. Çağımız böyle bir çağmış. Dünya böyle karar vermiş. Bunun da dip sebepleri varmış. Avrupa'da bir vakitler faşistler olaylar yapmış. Zavallı insanları masum böyle bir deri bir kemik Yahudileri çizgili bir cemaliyle öldürmüşler. Dolayısıyla da bu acı derslerden dolayı biz de ırkçılık edememiş. Gelecek olursa biz de demek ki bir takım zayıf Yahudiler bulup çizgili pijama giydirip kamplara koyup yakacağızdır herhalde gibi bir mantık temelleri var. Yani özetle demek istedikleri şey, hayalini dava gidiyorsunuz, dünyanın bugünkü şartları böyle şeylere müsait değil, ülkemizin mevcut şartları da bunlara müsait değil, kendi enerjinizi boşuna harcamayın. Ne yapın? Oy be! Her lafın dönüp dolaşıp geldiği yer, ya bizim tarikata gel ya bizim partiye işte. Demokrasi sana böyle eşek bahçesi sunuyor rengarenk, bir tanesini seç oğlum işte. Sivrilik yapma. Bu az önce uzatarak anlattığım mantık temelinden gelen fikrin dönüp dolaşıp geldiği nokta ya bizim tarikat ya bizim partidir abi. Nedense iyi niyetli söylemleri, sözde mantık temelli böyle gerekçeleri döner dolaşır onların süper mantıklı, en tartışılmaz gerçeklere dayalı tarikatlarına, partilerine falan dayanıyor. Tarikatlarının mantıkları mükemmel, partilerinin mantıkları mükemmel ama biz 2000'li yılların dünyasında ırkçılık, turancılık, Türkçülük etmekle mantıksızlık yapıyoruz. Gelen eleştiri, eleştiriye benzeyen soru, soruya benzeyen eleştiri bu şekilde. Böyle mi gerçekten acaba? Dünyamızda ayrımcılık yok, insan dünyası bu dünya, artık sınırlar teslimini yitiriyor. Kapitalizm var, demokrasi var, insanlar seçme seçimi hakkını kullanıyor, halk kendi kendini yönetiyor, halklar, hatta halk dedim mi biraz faşizanca oluyor ya, bir halk, değil mi? İnkar politikası, ötekileri ötekileştirme falan oluyor, denileceğiz, halklar kendi kaderini tayin ediyor falan. Böyle mi acaba bu dünya diye düşününce karşımıza böyle olmadığı çıkıyor. Bu eşitsizlik örneklerini düşündüm ben de. Acaba bir eşitsizlik isteyen, hani milletler arasında eşitsizlik istemekten dolayı kendimize ırkçılıyoruz biz. Acaba bu dünyada bir eşitsizlik isteyen biz miyiz diye düşününce herkesin de görebildiği üzere öyle olmadığına şahit oluyoruz. Diğer eşitsizlik örnekleri nedir? Bizim istediğimiz eşitsizlik onlara benziyor mu? Daha mı makul acaba? Daha mı yoksa itici? Daha mı gerçeklerin dışında? Arkadaşlar, memleketimizde Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir şey var. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı yanlış hatırlamıyorsam 4 milyar 385 milyon lira bütçeden para aldı. 11 tane bakanlığımıza bakanlık olmadığı halde kendisi 11 tane diğer bakanlığa denk bütçe payı aldı. Yani devletin yıllık kasasının içinde bulunan şeyler 11 bakanlığa denk para alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sadece Türkiye toplumunun sünnilerine hizmet veren kurum, tersini iddia edebilecek birisi var. Diyanet İşleri Başkanlığı mesela Alevilere de hizmet veriyor diyebilir mi kimse? Verdiği bir hizmet biliyor musunuz? Şiilere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği hizmet duyan var mı? Ben herhalde 35 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Şiilere hizmet verdiğini görmedim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Ülkemizde az mıdır, çok mudur, sayısı kaçtır bilmiyorum. Onun istatistiğini tutan var mı onu da bilmiyorum. Çok konuştukları için çok böyle bağırma basasına gelmiyor ama. Ateistlere hizmet verdiğini gören var mı Diyanet İşleri Başkanlığı? İstese verebilir mi bir hizmet? Ben Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ateistlere bir hizmet vereceğim dese. Becerebilir miyim? Mümkün müdür bu? Peki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullanıp harcadığı, hiçbir sene getiremediği, döner sermayeden topladıklarının izahatını yapamadığı, nereye harcadığını belgeleyemediği, söyleyemediği bu para ateist sen verme diyerek mi toplanıyor? Kemalist sen verme, putperestler vermesin, onlardan lazım değil diyerek mi toplanıyor? Yoksa vatandaşsan TC kimlik numaran varsa hepiniz vereceksiniz mi deniliyor? Ben bildiğim kadarıyla herkesten o vergiler toplanıyor.
bütün asgari ücretlerin, ücretlilerin asgari ücretini vermeden önce al bunu sonra vergi verirsin gibi değil. En baştan keselim, alalım bunu Diyanet'e verelim gibi bir mantıkla toplanıyor. En ahlaksız meslekleri yapanlardan da o vergi toplanıyor. En ahlaklı meslekleri yapanlardan da o vergi toplanıyor. Yani hangi dine inandığını önemsemeden herkesten eşit diyelim, eşitmiş gibi kabul edelim. Toplanan vergilerden Diyanet işleri bir ödenek alıyor. Bu Diyanet işleri aldığı bu ödenekle Sünnilere hizmet veriyor. 72 ceddi Sünni olan bir insanım ben, bunu belirteyim. Herhangi bir kuyruk kalesine binaen söylemiyorum. Yani toplumun tamamından alınan vergiyi, toplumun bir kesimine, çoğunluk, azınlık, işte iyi, kötü, doğru, yanlış demeden, bu konuya temas etmeden, toplumun tamamından aldığı parayı bir kesimine harcayan, hizmeti bir kesimine veren, fakat parayı bütün kesiminden toplayan bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Bu hizmet kanuni, bizim kanunlarımıza uygun. Kanunlarımız bunun böyle olması gerektiğini emrediyor kardeşim. Bu işin içinde mantıksızlık dışında hiçbir acayiplik yok. Kanuni bir iş bu. Kanuni bir çalışma biçimi. Toplumun hepsi vergi verecek, bir kısmı hizmet alacak. O alınan hizmet elle tutulur olmayacak. Cuma'dan Cuma'ya bir sayfa A4 ebatında hutbe, 5 vakit bir saatten oluşan prostat üzerine bir sohbetten kurulu bir cemaat böyle olacak ya. Bu kanuni ülkemizde. Demek ki kanunlar toplumun bir kesimini bir kesiminden ayırmaya müsait. Bu ayrımcılık yaparken, kanuni ayrımcılık yapacağı sırada bunun yasalara göre olmasına özen gösteriyor bizim devletimiz. Buna uygun yasalar belirliyor. Topluma bu yasalara göre yasal ayrımcılık uyguluyor. Bizim toplumumuzun tamamı birden böyle bir hususu konuşmaktan da kaçınıyor. Ellemem. Bu bizim genel temel kabullerimizden bir tanesi. Bu iş böyledir diyoruz. Sineye çekiyoruz, peki diyoruz. Kabullenmiş olduğumuz bir ayrımcılık biçimi bu bizim. Toplumun içinde bu konuyla ilgili sıkıntısı olan, bu konu üzerine bir çalışma yapan, bu böyle olmasın oğlum, bu yanlışlıktır falan diyen kimseler olduğunu zannetmiyorum. En azından onlar normal insanlardır. Yani bir anormallikle mücadele eden normal insanlar değiller. Kendi anormallikleri üzerine böyle bir şeyleri dert ediyor. Hasılı kardeşim, yani bizim düzenimizde, bizim devletimizde bir takım ayrımcılıklar uygulanabiliyor. Bu da kanunlar eliyle garanti altına alınabiliyor. Biz buna benzer, bu kadar mantıksız veya ahlaksız olmayan, insanların bir şeyini almak, karşılığında bir şey vermemek temeline dayanmayan bir ayrımcılık talep ediyorlar. Dünyanın zaten mevcut olan gerçeği üzerine oturup düşününce edinmediği, yani babandan öğrenmediği, eğitim sisteminin sana dayatmadığı bir ayrımcılıktan bahsediyorum. Talep ettiğimiz şey doğanın koymuş olduğu, zaten doğada bulunan, mevcut haliyle zaten doğada olan, Türkiye olsa da olan, Türkiye olmasa da olan, Türkiye yokken de var olan bir milliyet ayırdı. Talep ettiğimiz ayrımcılık biçimi bu. Devlet bir prensip belirleyip kanunlar çıkartıyor ya, dur ben herkesten para alayım, Sünnilere hizmet vereyim gibi. Bu prensip belirlerken milliyet gerçeğini inkar etmesin istiyorum. Kanuni bir talep bu. Bahsettiğimiz şey, uygulanmasını istediğimiz şey kanuni bir sistem. Kanun olarak uygulansın istiyoruz. Yani devlet bize bir sürü silah versin, biz o silahlarla köşelerde bekleyelim, karışık yerlerden ateş edelim. Zorbalık yöntemiyle Türkçülüğü onlara kabul ettirelim gibi bir talebimiz, çalışmamız, mücadelemiz yok. Başka ayrımcılıklar oluyor mu? Var mı bir ayrımcılık örneği vermişti? Ben geçen bir tane gördüm. CHP'nin Sayın Genel Başkanı, AKP'nin Genel Başkanı hakkında hırsızlığa dayalı, Çelimi Çombalan'ı yakın çevresini nasıl da diğer insanlardan ayırdığına dair bir şeyler sallıyor. TRT yayını kesti. TRT'nin yayını yaptığı herkes fark etmiştir herhalde. TRT herkesten vergi almıyor mu kardeşim? Biz biliyoruz ki vatandaştan vergi almadan hizmet veren televizyon kanalları var. Fakat bizim TRT dediğimiz şey bildiğin milletin sırtından geçilir. Elektrik faturasının içine yüzlerik bir dilimler ekler. Alır vatandaştan parayı, yayın hizmeti verir. Ama herhalde ki günahı kadar sevmesen de CHP'liler vergi kaçırıyor demek. TRT böyle demek istiyor galiba. Yani bilmem kim sen vergi kaçırıyorsun diye sallıyor olabilir. Ama TRT öyle düşünmüyor. CHP'liler vergi kaçırıyor diye düşünüyor. CHP'li konuşurken tak al yayını. Öbür kanala geçiyor. Bu bir ayrımcılık biçimi. Bu ayrımcılık devletin eliyle yapılıyor. Yani devlet eliyle bu türlü ayrımcılıklar yapılabiliyor kardeş. Bildiğin devletin TRT'si, herkesten vergi alan TRT. CHP'nin genel başkanı konuşurken onun reklam alma gereği duymuş. Bu yasal bir kurum tarafından yapılmış, devletin kurumu eliyle yapılmış, bildiğinde yasal suç da olmayan, kimsenin şikayet edemeyeceği, bir savcıya gidip şöyle bir şey oldu diyemeyeceği bir ayrımcılık biçimi olabiliyormuş demek yasal olarak. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, %5'in üzerinde, yeni düzenlemeye göre %5'in üzerinde oy almış olan siyasi partiler,
devlet hazinesinden kaynak alır. Aldıkları oy oranında bu artar. %7 almışsa ona göre para alır. %8 almışsa 7'ye oranına daha fazla para alır. Milletten aldığı oy oranında bu partiler para alır. Devletin hazinesinden. Yani HDP benim de istesem de istemesem de vergi vererek oluşturduğu hazineden kimin parası olur diye sormadan kendisine bir kaynak alabiliyor. Mecliste sandalyesi olan partiler daha çok alıyor. 94 tane siyasi partinin yarıştığı bir ortamda %5'i geçmiş kaç tane oldu onlar? 7 midir? Onlar milletin hazinesinden para alıyorlar. Ben olayın şu tarafına dikkat çekmek istiyorum. Bu %5'i geçmiş siyasi partilerin hiçbir tanesine ben oy vermedim. Fakat sandığa bile gitmeyen insanların, oyunu alamadığı insanların parasını alan siyasi partiler bunlar. Yasal olarak bizim ülkemizde bir takım insan ayrımları yapılıyor. Dünyada insanı insandan ayırmayan bir sistem yok. Herhangi bir devlet bütün insanlar eşit, nefes alsın yeter mantığıyla devletlik edemez bu dünya. Böyle bir şey yapılmaz. Bu hümanistin kendi evinde oturup kendi şahsi küçük beyninde kurulu fantaziden ibarettir. Hayali olan asıl onun o fantazisidir. Bütün insanlar eşit olacak. Zaten öyle. Dünyanın bütün dengeleri, bütün süper güçleri bize bunu emrettiği için de biz çıkıp bunun karşısında bir tavır alırsak bizi boğarlar. Atom bombası atarlar bize. Üstümüze üstümüze ya. 100 yıl ot bitmez dedikleri Japonya'da geçen hafta da anlattım. Dünyanın en büyük ormanı var. Hasılı dünyada ve bizim ülkemizde insani eşitlik diye bir kanun manu yok. Yazmış olabilir. Yani birisi kanun maddelerinin içine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes eşittir falan gibi bir yalan. Yazmış olabilir. Yalan siyasetçinin sanatıdır zaten. En iyi becerdiği şey de. En büyük siyasetçi en büyük yalancıdır. İnandırıcı yalan söylüyor. Yakalanmayacağı bir yalan söylüyor. Veya yakalandığında da kendini affettirebileceği bir yalan söylüyor. Bu siyasetçilerin yaptığı anayasalara göre de kardeşim herkes eşittir falan yazıyor olabilir. Uygulamada öyle değildir. Başka ülkelerde ayrımcılık olabilir mi bu şekilde? Başka ülkelerde yok mudur acaba? Yoksa biz mi böyle üçüncü dünya ülkesi barbar Orta Doğu toplumu falanız da ondan mı bizde acaba böyle? Böyle bir şey yok kardeşim. Birinden İsviçre'de yaşayan bir tanışımdan öğrenmiştim. 3 kademeli vatandaşlık var demiş. Sonradan vatandaşlık alanlar. Evlilik bağı dolayısıyla vatandaşlık alanlar. Bir de normal vatandaş gibi vatandaşlık. Böyle bir şey söylemişti. Kademeli bir vatandaşlık var demişti bana. Bilmiyorum bir yerin şeyi falan etmiyor. Hepimizin bildiği bir görmeyelim istedik şey gözümüze sokulan Filistin var. Filistin iki parçadan oluşur. Biri Batı Şeria'dır, biri Gazze'dir. İsrail Devleti'nin içindeki iki tane bölgeden biz Filistin diye bahsediyoruz. Batı Şeria, Gazze Şeria. İsrail Devleti'nin içinde sizce veya Yahudi'nin kendisine de sorsak bu Filistinler eşit vatandaşlar. Yani seçime girip başbakan falan olabilir mi? Demokrat olsalar. Bence olamaz. Bu Anadolu Hümanistliğin kendi kafasında kurduğu Mevlana dizisi izleyerek edindiği İşte Yunus Emre şiirlerinin ona ilkokulda öğretilmesinden kaynaklanan bir problem. Irkçının talebi diğer ırklardan olan insanları ülkemizin içinde yakalayıp köşelerde bıçak marifetiyle öldürmek. O sükutu kavgası gibi, zenciler gibi palalarla kovalayıp aile dehşetleri falan korkular sermek değil. Irkçının talebi, Türkçünün talebi, memleketin kaderini ilgilendiren hususlarda, memleket kaderiyle alakalı noktalarda, mesleklerde, makamlarda, bürokrasinin memleketin geleceğini ilgilendiren yerlerinde, Türk milletinden, yani o memleketin sahibinden kimselerin bulunması. Türkçünün talebi budur. İçinde yabancının yaşamamış olduğu Türk ülkesi bilen var mı biliyor musun? Yani bir Türk ülkesi söyleyeyim, içinde Türk olmayan yaşamamış olur. Hiç tarihte öyle bir şey var mı acaba? Yok. Tarihin her devrinde bir Türk ülkesinin içinde bir etnik azınlık her zaman bulunmuş. Onlarla ilgili, onların hukukunu düzenleyen, onların hakkına, hukukuna yönelik kanunlarımız, yasalarımız, kölelerimiz olmuş. Hizmet sektöründe çalışmasından yana hiçbir sakınca yoktur etnik azınlıktan kimsenin. Örnek vereyim, Tarkan, Malkoçoğlu, Kara Murat, yani seç hangisi, Battal Gazi, seç meyhane gibi böyle bir yere gider, tamam mı? Kötü adamlar birazdan gelecektir. Yani siz herhangi birini seçebilirsiniz. Hangisi olduğu önemli değil. Hepsi farklı devirlere hitap etse de işte Tarkan, Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi hepsi. Bu barda oturur. Kötü adam gelecektir. Bu hepsini dövecektir birazdan. Kurum bellidir ya. O barcı bu herifin kim olduğuna göre başroldeki yakışıklı insanın kim olduğuna göre değişir. Durum olabilir. Çinli olur. Dönemine göre yani anlatılan döneme göre değişir. Fakat hizmet eder. Orada böyle kızını al bu şarap testisini havana götür. Oradaki cesur savaşçıya götür. Diyen adam ve o kız kesin öbür milletten, başka bir etnik kabiledendir yani. Hizmet sektöründe çalışıyor olmaktadır.
Filmlerimizde onlar ahlaksızlık payesi biçiliyor olabilir. O detaya girmiyorum. O kendi senaristin fikri. Beni ilgilendirmez. Memleketimizin içinde. Memleketlerimizin tarih boyunca kurmuş olduğumuz devletlerin içinde. Mesela Selçuklu veya Cengiz Han. Ne bileyim Göktürkler. Öbür milletten danışman alır. Gel bakayım bir şey soracağım sana. Şimdi Çin'e dair bir şey konuşacaksak, düşüneceksek Çin'i bilen birine danışmalıyız mesela. İran milletiyle komşuysak İran milletine aşina, olaya vakıf, konuyu bilen birine danışmalıyız. Bunun adına ne deriz? Danışman. Alır yanımıza onu, memur olarak tutar, o millete dair sorularımızı sorarız. Şimdi Google var, danışmana gerek yok. Ülkemizin içinde çiftçilikle meşgul olabilirler. Eğlence sektöründe hizmet verebilirler. İbrahim Tatlıses. Böyle işler yapabilirler. Bizim bahsettiğimiz şey bu insanları şarkıcılık yapan çingeneyi yakalayalım, sürgün edelim. Neden? Çünkü çingene. Kafatasına bakalım. Böyle elimizle arkadaki çıkıntıyı yoklayalım. Ondan sonra mavi çizgili kaptır pijaması giydirip esir kampına atalım falan. Böyle bir şey değildir Türk'ün işte. Kimin nerede duracağını tarif eden sistemdir. Dünyanın bütün sistemleri bu hususlarda cevaplar verir, emirler verir, düzenlemeleri vardır. Beyaz Saray'ın tarihinde bir bakarlar ki böyle, ulan hiçbir tane siyah olan yok. Gündüz feneri kılıklı bir tane zenci koymamışız. Getirir bir tanesini koyar, makara yapar gönderirler. Düzenlemede beyaz yanlısı siyah tercih ederler. Siyah bir olsa beyaz yanlısı olmasını tercih ederler. Düzensiz, bu hususlarda fikri olmayan, yazılı olsun olmasın. Bu hususlarda tavrı olmayan ülke olmaz. En demokrat olduğu söylenen, dünyaya demokrasi dersi vermeye çalışan, demokrasinin o hani yaptırmazlar, bu dünyada ettirmezler, müsaade etmezler, bak sizi bırakmazlar diye tarif edilen ülkeleri var ya, onların hepsinin başında kral var da tabii. Kraliçe var be ya. İngiltere dünyanın eski ve yeni, mevcut ve olmuş bugüne kadar en büyük ülkesidir Birleşik Krallık. Gelmişi geçmişi en büyüğü Birleşik Krallık'tır. Onun başındaki kraliçe, İkinci Dünya Savaşı gazetidir. Kocasıyla İkinci Dünya Savaşı'nda tanışmıştır zaten. O da o savaşta askerdi. Hümanistik, insan sevelim, savaşlar çok yanlış, çatışmalar olmasın, edebiyatının çıkış noktasında bulunan krallar ve kraliçeler savaş meydanlarında tanışmış, oralarda evlenmişler. Bebelere masallar, bedtime story diyor ya gemur milleti. O türlü hikayelerdir bunlar. İnsanlar aslında eşittir, Tanrı zaten herkesi çamurdan yaptı. Bizim taleplerimiz dahilindeki Türkçülük, devletin sistemi olmaya uygun bir Türkçülüktür. Türk milletinin devletine en uygun olan fikir, temel prensip olduğunu düşündüğümüz için biz Türkçülük yapıyoruz. Günümüzün gerçeklerine uygun olmayan bir Türkçülük falan yok. Günümüzün gerçekleri devletlerin insan ayırdığına şahittir. Günümüzün gerçeklerine göre devletler insanları ayırır. Ülkemizde Sünniler bütün herkesin toplanan parayla din hizmeti alırlar. Herkesten, ahlaklıdan ahlaksızdan, soyguncudan vurguncudan, namusludan namussuzdan, emeğiyle çalışandan çalışmayanlar. Alevi'den, ateistten, Şia'dan, Hristiyan'dan, Bartolome olsun vergisinden mesela, öyle söyleyeyim. Toplanan vergilerle Diyanet İşleri Başkanlığı 11 bakanlığa denk bütçeden pay alır, sadece Sünnilere hizmet verir. Sadece. Diyanet İşleri Başkanlığı Sünni olmayan kimseye hizmet veremez. Mantığı buna terstir. Beceremez ya. Sakızın hangi dönemlerde çiğnenebileceğine dair fikri vardır. Aldığı 4 milyar 385 milyonluk bütçeyi nasıl harcayacağını bilememektir. Biz bu türlü ahlaksızlık içermeyen, bu türlü mantıksızlıklar barındırmayan bir dava gidiyoruz. Mantıklı olan budur. Mevcut hali değil. Türk milletinin yaşamasına, gelecek çağlara da ulaşmasına elverişli değil. Türk milletine bir lokma ekme mantığına dayalı. Milleti bölen şeyler, arasına ayrım koyan şeyler, milletin kurduğu devlet tarafından desteklenmektedir. İsyan ettiğimiz şey, karşı geldiğimiz şey budur. Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs etmiyoruz. Mantıklı anayasa için. Milleti bölen şeyler futbol fanatizmidir. Takım fanatizmidir mesela. Milleti bölen şeyler mezhep ayrımıdır. Milleti bölen şeyler memleketçiliktir. Hemşehriciliktir. Milleti bölen şeyler aşiretçiliktir. Kapalı toplum modelleridir. Bu türlü şeyler mevcut devletimiz tarafından desteklenmektedir. İktidar olmaya aday partiler aşiret reisleriyle ahlaksız alışverişlere girerler. Onları desteklerler. Onların reisliğini, aşiret reisliğini garanti ederler. Daha çok kâr etmeye dair sözler verirler. Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri meclisten çıkmamış aşiretler vardır. Partiler değişir, düzenler değişir, dönemler değişir. İktidar dönemleri olur. Seçilmiş veya çökmüş iktidarlar olur. Fakat o meclisten hiç çıkmamış aşiretler vardır. Her döneme uyabilmiş. O aşiret reisliğini garanti altına alır. Hükümetlere destek sözü verir. Hükümetler de onların reisliğini garanti eder. Bir takım tarikatlar hükümetlere destek vermek sözüyle kendi devamlılıklarını garantiye alırlar.
Ziyaret İşleri Başkanlığı devletten aldığı korkunç akla ziyan yıllık ödenekle vakıfları beslemektedir. Kendisini destekleyen vakıfları, onun fetvalarını onaylayan, sırtını sıvazlayan, sen benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını kaşıyım diye vakıfları besler, hibeler yapar. Açıklayamadığı, hesabını veremediği, Sayıştay'a gösteremediği, şu vakfa şunu verdim diye izah edemediği bağışlar yapar. Hibe adı altında. O tarikatlarla ilgili fetva vermekten kaçınır. Ne kadar ebatındaki bir bakliyatın orucu bozacağına dair hükme verir, fetva verir. Fakat 1 milyon adamı etkisi altına almış bir Nakşibendi tarikatı hak mıdır değil midir mesela? Söylemekten çekinir, imtina eder çünkü o ilekosu olarak diyor. Memleketçilik yapan bir takım memleket dernekleri vardır. Hani Şırnaklılar gibi isimler olur ya, Bitlisliler gibi. Bu türlü memleketçilik yapan, mikro milliyetçilik yapan, memleket dayanışmasına yönelik faaliyetler yapan, bu memleket dayanışmasını etnik azınlık dayanışmasına dönüştürmüş, etnik azınlık dayanışmasını memleket derneği adı altında sürdüren şeyleri, bu sistem, düzen, kanunlar, mevcut hükümetler besler, sırtını sıvazlar, destekler, oy deposu olarak görüp varlıklarının devam etmesini ister. Futbol fanatizminin bitmesini istemez çünkü vergi deposudur. Tribünde bağıran insanları para vermek için kendini parçalayan aptal insanlar olarak görür mevcut düzen. Mevcut sistemin bölücü olan taraflarının aleyhindeyiz. Anayasal düzeni yıkmaya mı teşebbüs ediyoruz acaba? Hayır, doğru düzgün anayasa istiyoruz. Mantıklı anayasa istiyoruz. Milleti yaşatmaya uygun, gelecek çağları da görsün bu millet diyen bir anayasa istiyoruz. Mevcut anayasamız bir saattir acayipliklerini saymakla birlikte en büyük darbeyi geleceğe vuruyor kardeşim. Devletçilik yapmayacak, serbest piyasa ekonomisi, kapitalist bir dünya burası falan diyen insanlar hükümet de olabiliyorlar. Mevlana filminden hümanizm öğretiyor. O hükümet olduktan sonra devletin bütün mal varlıklarını peşkeş çekmek suretiyle özelleştirme adı takıp dağıtıyorlar. Dolayısıyla milletin gelecek çağlara dair varlık iddiasına tekme atmış oluyor. Umutlarımızı tekmeleyen şey bizim ırkçılığımız değil. Onların talan politikası, mevcut devletimizin bir anayasamız. En büyük darbeyi bu eğitim sistemi var ya, düzelmiyor. Bence en büyük darbeyi o işle oynamak suretiyle yapıyor. İnsan yetiştirecekler, bir sistemle yetişmiş bir insan yok. Belki doğruydu oğlum. Yani bundan 4 sene önce uyguladıkları sistemin doğru olmadığını nasıl anladılar bilmiyorum. Onunla yetişmiş adam yok ki. Bak bu olmamış diyeceğimiz adam var mı? Bu arkadaş 4 sene önceki sistemle yetişti, adam değilmiş. Diyeceğimiz bir mahsul var mı ortada? Yok. Her Allah'ın günü sistem değiştirirsen, sistemin iyi mi kötü mü olduğunu neye göre anlıyorsun? Sonucu görmedik ki. Şöyle bir şey yapmışlar, bugün öğrendim. Lise giriş sınav sistemini değiştirecekler. Cumhurbaşkanının torunu mu ne şikayetçiymiş? Cumhurbaşkanı demiş ki, bence bu yanlış. Bence kalması lazım demiş. Milli Eğitim Bakanı garip ne yapsın? O da demiş, bence de. Sistem açıklamışlar. Ezberden hatırlamaya çalışayım. 60 tane soru var. Bu 60 tane soruyu soru başına 1,5 dakikadan hesaplayın. Tek sınavda cevaplayacak çocuklar. Fakat altı nasıl oluyor? Son 3 seneyi kapsayan bir yelpazeden sorular sorulacak. Bu sorularda 3 yanlış bir doğruyu götürmeyecek. Feo'nun yerine bunu bulduk, hayırlı olsun. En iyi sistem demişler. Bir hafta sonra demişler ki, dur başka buldum. 90 tane soru soracaklar çocuklara. 8. sınıf bebelere. Bu 90 tane sorudan 135 dakikada cevap isteyecekler. 135 dakika. Yani 1,5 dakika soru başına. Bu 1,5 dakikada cevaplayacakları sorulardan 3 yanlış bir doğruyu götürecek, son seneden olacak sorular. Okudukları son seneden seçilmiş sorular olacak. Din kültürü 10, inkılap tarihi de 10, başka tarih yok. Tarih namına din kültürü var, inkılap tarihi var. Onlar soruda, 20'de matematik falan. Bu yöntemle yeni eğitim, yani yeni sınav sistemi vesilesiyle gençlerimiz çok bir şey öğrenmiş olacaklar falan. Şuna dikkat ettim. 15 sene önce de böyleydi. Tamam, 15 sene önce böyleydi. 15 senedir ne yaptın? Ne yapılmaz acaba diye denedi 15 sene. Neyi yanlış, ne kadar yanlış yapabilirim? İşte nasıl bir şey yapayım ki nasıl herkes öğrenmesin, ben her yere seçilebileyim. Nasıl cahil kalsınlar ki hep bana oyu versinler diye bir sistemler buldu. Kendi 15 senesini garanti aldı. Zaten öğretmedim, gider beni seçer. Yani ne yapsın galiba? Dönüp 15 sene önceki sisteme gelmek için 15 senedir sistem deniyor ya. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor çocukların sınavında. Bunların 15 senelik eğitim sisteminde 15 tane yanlış var, hiçbir şey götürmüyor. Bunu niye yapayım?
CHP zihniyeti. FETÖ yapmış dedi. Soruları çalmışlar falan. Çocuklara 3 yanlışı bir doğruyu götürmüyor mu? Senin de 15 senelik yanlışlarından bir tane doğru gitsin. Olmaz mı? Bence götürecekler, doğru bulamıyorlar. Zaten yanlışlardan ibaret bir sistemi bizim yıkacak olmamızdan falan kimsenin korkmasına gerek yok. Bir şey kaybetmezsiniz. Neyin yıkılacağından korkuyorsunuz kardeşim? Allah'ın humanisti. Neyini kaybedeceğini zannediyorsun? Bakanın bir tanesini dinledim. Çok önemli bir şahıs, adını bilmiyorum. Dedi ki, yeni bir tane asgari ücret planı ne açıkladı? Yeni vergiler açıkladı. Gazoza vergi koymuş. Özel tüketim diye. Tüketecekseniz umumi tüketim. Özelleştirmeyin olayı. Yeni vergiler koymuş. %10 temelli böyle. Ona %10, buna özlü %10 falan. Özel tüketim puşti. Soğukça. Allah bizim belamızı versin. Modunda yani. Keşke olmasaydı. Ben de içim parçalanıyor ama soğukça %10 ne alırım abicim? Zaten 8 bardak çıkıyor. Bir bardaktan çoğunu alacağım. Özellikler. Bunu söylerken dedi ki, emeklilerimizden ve çalışan asgari ücretli vatandaşlarımızdan fedakarlık bekliyoruz dedi. Niye değil lan adam? Yani diyebildi ya, hiç utanmadı ha. Ben olsam orada gülmekten kırılırım. Ne demem ya. Birden patlarım ya. Bokur bokur ederek. Ulan ne dedim ha diye böyle. Bütün asra daha fedakar olsun dedi ya. Ne dedi adam ona ha? Ulan 1441 adam ne fedakarlık yapacak? Oğlum zaten çoğunu sen alıyorsun. Benim 1440 liramı vermeden önce vergisini alıyorum. Bakkaldan bir şey alırken de vergi alıyorsun. Ne verdik zaten oğlum en başta. Orada da alıyor yani. Ben zaten sen vergi alabil diye yaşıyorum. Daha ne fedakarlığı yapacağım? O organımı da mı hükümete var? Ne istiyorsun benden? Çocuğunuzun dalağını böbreğini getirebilecek ya. Humanistin korkmasına gerek yok. Demokratik panik yapmasına gerektiren bir şey yok. Türkçü bir Türkiye kurulsa ona bizim diyebileceğimiz şey şudur. Yani beğenmese kurduğumuz Türkçü Türkiye'yi oğlum neyini kaybettin ki diye sorabilir. Sen neyini kaybettin ki? Senin zaten her bir şeyini alıp biraz daha fedakarlık yapıyorlar. Faşizm insanları kampa atıp çizgili pijamayla sömürmekse sen o çizgili pijamayı akşam eve gidince yorgun abi kendin giyiyor ki onu zaten. Tatil günlerinde mangal başındaki resmine bak anlayacağım beni. Zaten giyiyorsun. Ona Naziler, Yahudilere zorla giydiriyorlar. Sen serbest zamanlarında, rahat anlarında giydiğini zannediyorsun. Giymiyor musun ya? Çizgili pijama yok lan bu kez. Ve bana mı denk geliyor? Mangal başındaki adamlar bunu tercih ediyor mu etmiyor mu ya? Bu kampa atılmış Yahudi elbisesi değil mi? Amerika'nın herhalde o kamplarında arka kalanları Türkiye'ye sattı. Hala bitiremedik. Yani kimse Türkiye'nin kurulmasıyla bir şeyini kaybetmez. Kimse aşağılanmaz. Kimse mevcut kazanımlarını kaybetmez. Düzenin yiyicileri hariç, sömürgenler hariç, rezalzalar ve aşireti kaybedebilir tabii ki. Onlar için tehlikeli sonuçlar doğurabilir yani. Dünyayı ilgilendiren meselelerde magazin sayfalarından çıkmazsın yani. Önemli bir şey gibi algılarız onu biz. Çoluğumuz, çocuğumuz, yöneticilerimizin çoluğusu, çocuğusu, eniştesi, dündürü, eltim gillerisi. Bunlar yurt dışına para gönderip getirip alıp verip 20 günde 15 milyon dolar falan kazandığında Türkçü bir Türkiye olabilir. Normalde hangisi yemedi ki demeyeceği için. O gönderen, alan, verenler beğenmemekte serbesttir tabii ki. Onları ben çok iyi anlıyorum. Benim anlamadığım asgari ücretli evinde oturan humanist amca. Ömrü boyunca mukabeleye gidip orada Kur'an öğrenme gayretiyle ömrü boyunca öğrenemeyen, öğrenemediği için kan olan gırtlarının ona müsait olmadığını anlamak istemiyorum teyze. Onlara üzülüyorum. Onların paniğini anlamıyorum. Sen neyini kaybedeceğini zannediyorsun? TRT'ye hem vergi verip hem haber alamama özgürlüğünü kaybedeceksin diye üzülüyorsan haklısın. Diyanete hem para verip hem hizmet alamama özgürlüğünü kaybedeceğim diye panik yapıyorsan sen haklısın. Öbür türlü çocuğunun geleceğine dair endişelerin falan varsa paniklemeni gerektiren bir durum yok. Akıllı ol. Türkçülük zaten iktidar olacak. Doğanın dengesi böyle de. İnsanlar rahat zamanlarında yaydı, güzel rahat köşe koltuğu, televizyon koltuğu gibi şeyler alıp böyle rahat zamanlarında yayılır, gevşerler. Bu yayılma süreci kaloriyle alakalı değildir. Humanizm, kapitalizm, demokrasi, cumhuriyetçilik böyle şeylerle alakalıdır. Dünyayı bunları almak suretiyle yayılırlar ya. Benim gibi yemekleri çıkar. Fakat doğa onları döndürüp dolaştırıp milliyetçilik prensibine dayalı bir yere atar. Kader insanlara böyle yapar. Kader milletlere böyle yapar. Toplumlara, coğrafyalara böyle yapar. Zaten biz kazanacağız. Boşuna yok o hayalde çalışmayın falan. Ben çalışmasam da Türkçülük kazanacak. Siz hizmet etmeseniz de Türkçülük kazanacak zaten. Türk milletinin elinden tutup olduğu aşağılık noktadan yukarı bir noktaya taşıyor falan değiliz ki bizler. Türk milletinin insanların cebine asgari ücretlerimizden sizden çok çaldılar. Al bir asgari ücret de ben vereyim diyorum değiliz ki zaten. Eğitimsiz kalmış okul kitlelerine zavallı çocuklar deyip ayrıca bir eğitim falan veriyor değiliz ki zaten. Millet potansiyeli itibariyle Türklük zaten yüksek. Onu alçaltmaya bir takım potamyanların gücü yetmez. Onu düştüğü yerden kaldırmak için bir takım dersimlilere ihtiyaç yok. Millet kendi göbeğini kendisi zaten kesecek. Çünkü tarih
İnsanların tarihi. Buna şahitim. Diğer milletler içinde böyledir. Dünya milliyetler dünyasıdır. Dönüp dolaşıp prensipler milliyete çıkacaktır. Onu kabul etmeyenler arada aldıkları kalorileri bir takım kamplarda çizgili pijamalarla kaybediyor. Bu kadar. O da onların sorunu. Vah vah.